Arkadaşlar merhaba. Şimdi önemli bir gelişme için buradayız. Oliva artık evlere paket servise başlayacak. Diyetisyen ve yaşam koçu Sude Göksu ile çalışacağız. Tanıştırayım. Sude Hanım. Arkadaşlar, herkese merhaba, selam. Sude Hanım en baştan bir imaj programı hazırladı. Ve işe marketle başlayacak. Buyurun Sude Hanım. Teşekkürler Keremciğim. Sağlıklı yaşam sabah ilk uyandığınız anda başlar. Güne ilk başladığınızda ne yaptınız? Ne giydiniz, ne yedinizden önce? İlk ne düşündünüz? İşte her şeye buradan başlayacağız. Ben hazırım. Şöyle bir bakın isterseniz. Benim kafam çok yatar böyle işlere. Ne yapacağız? Sabahları bir yoga sınıfı açacağım. Katılmak zaruri. Mert'cim, Kerem'cim, sizi de bekliyorum. Tabii canım, kesin geliriz. Gitmez, hayatta gitmez. Ben malımı bilirim. Kafede müşterilere sunduğumuz menüden önce personel menüsünü değiştiriyorum. Artık sağlıklı ve organik besleneceksiniz. Ay ben dayanamayacağım, bir şey söyleyeceğim. Pardon Sude Hanım, benim bir maruzatım olacaktı. Biz burada neredeyse 12 saat ayakta duruyoruz da... sağlıklı beslenmek de tabii ki şart ama... açlıktan bayılmayalım sonra burada. Biz sizle daha önce tanıştık mı? Yok. Kafede görmüşsünüzdür ondan. Peki o zaman tatlım, soruna cevap vereyim. Arkadaşlar, sağlıklı beslenmek aç kalmak demek değildir. Ama hiç merak etmeyin. Ben hepinizi bu yanlış düşüncelerden kurtaracağım. Tamam mı tatlım? Üniformalarınız, beslenmeniz, kafanız, her şeyiniz tamamıyla değişecek. Ama hiç endişelenmeyin. Mükemmel bir hayat sizi bekliyor. Nasıldın? İyi, gayet iyi. Hadi gidelim. Benim kafamıza taşlar mı yağacak acaba ya? Hiç gözüm tutmadı bu kızı. Vallahi benim çok tuttu. Kadın işini yapıyor, ne var? Niye alkışlayıp duruyorsun, Allah Allah? Ya yeni geldi, ben yardımcı olayım diye. Ya sus ya. Saçın başın böyle. İçim dışım organik olmuş, bir de hala. Hayır, ben gerçekten... Ben ve küçük şakalarım. Bugünkü konuşmanızdan çok etkilendim. O yüzden birebir de tanışmak istedim. Ercan. Hatırlamazsınız. Reyonların görevlisi. Harika. Ben de Sude. Memnun oldum. Su. Nasıl? Küçük bir espri yaptım. Sude de dediniz, ben de su dedim. Fark ettiyseniz son 45 saniyedeki ikinci esprim. Biraz pozitif miyim ne? Harika, harika. Yani böyle pozitif olmanız gerçekten çok güzel. Siz de pozitifsiniz, öyle değil mi? Yani öyle söylüyorlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Az önceki konuşmanızda bir yerden çok etkilendim. Yaşam koçluğundan bahsettiniz mesela. Diyorum ki, özellikle seçtiğiniz bir yaşam yoksa... benim yaşamımı alabilirsiniz. Yok, o öyle genel bir tanım. Maşallah. Yani umarım size de faydam dokunur. İnşallah. Ben geçebilir miyim artık? Hayırlısı. Bunlar bizde üçlü.
Maşallah, inşallah hayırlısı. Üçlü paket evrene gönderiyoruz. Allah ne verdiyse artık geri dönüyor. Cansu. Benim Cansu'yla konuşmam lazım acil. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Cansu, sen ne zamandan beri burada çalışıyorsun? Bir iki ay. Daha önce nerede çalıştın peki? Herkese soruyor musunuz siz bu soruları? Senin soyadın ne? Bakın, restoranla marketle ilgili bir sorun varsa seve seve yardım edebilirim. Aslında var. Restoran menüsünü alıp kafeye yanıma gel. Seni orada bekliyorum. İyi günler. Oldu. Buyurun. Cansu, bu yeni üniformalar hakkında ne düşünüyorsun? Yani giyeceklerden biri sensin sonuçta. İzlenimlerin benim için önemli. İnce çizgiler, fırfır detaylar, karşıt pastel tonlar. Çok özgün olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani Paris Moda Haftası bu sene bunlarla doluydu. Buradaki müşteriler konuşurken duydum ben. O yüzden biliyorum yani. Cansu, biz seninle daha önce başka bir yerde çalışmış olabilir miyiz? Hayır, benim görsel hafızam da güçlüdür yani. Sanki ben seni bir yerden tanıyor gibiyim. Hatta eminim. Özür dilerim, ben sizi hiç hatırlamıyorum. Bu sefer kendi ellerimle yaptım. Bakalım beğenecek misin? Ellerinize sağlık Kerem Bey. Birilerine yemek yapmayı siz alışkanlık edinmişsiniz herhalde. Eline sağlık, harika olmuş. Beğendin mi? Bayıldım ama karnım bununla doyuracağımı düşünüyorsan yanılıyorsun. Allah Allah, niyeymiş o? Yemeğe gitmiyor muyuz? Öyle miymiş? Yani Mert bugün müdür oldu dedin. Ben de daha buraya yeni geldim. Sen de bana biraz yardımcı olmuş olursun ha? Bak Sude, bugün gerçekten zor bir gündü. Aşk olsun. Yani çok kısa sürecek. Sonuçta bir diyetisyenle yemeğe çıkıyorsun. Benim hayatımda çok yemek diye bir şey yok. Hadi ben toparlanayım. Sonra da çıkalım. Bunların depoya kaldırılması lazım. Üf ya. Ben sana bir şey soracağım. Doğru cevap vereceksin, tamam mı? Tamam. Söz mü? Ay söz tabii Uğur Böceğim. Ben ne zaman sana yalan söyledim? Ben biraz kilo mu almışım? Baksana. Yo. Hatta biraz alsan iyi olur. Doğru söyle. Cansu. Bu soruların o Sude ile bir ilgisi var mı acaba? Aa, Uğur Böceğim, yakışıyor mu sana böyle kıskançlıklar? Ya gördüm, gülüşüyorlardı ya. Kerem ona kendi elleriyle salata hazırlamış. Bir tek bana yapar zannediyordum. Bir de kız çok güzel. Kim? Kız mı? Allah aşkına Cansu ya. Bir kere o kız şaşı. Gözleri böyle ortaya bakıyor. Yuh. İyi tamam, şaşı değilse de yani dişlek. Hafif dişlek. Evet, allığı var, güzel kız şimdi. Ama böyle bir iticiliği var ya. Tam ifade edemiyorum yani. Ama böyle genel bir iticilik yani. Tabii. Rabbim biraz kusur koyup bana bu konuda yardımcı olsaydı iyi olurdu ama. Yok yok.
Kerem ona kesin aşık olacak. Bak görürsün, burada el ele göreceksin onları birkaç haftaya. Tabii canım, yaza da düğünlerini yapacağız hayırlısıyla. Ya Cansu, sen gerçekten takmışsın bu kıza. Gel. Kerem'in hiç umurunda değilim artık. Bir de bu kız çıktı başıma, nereden çıktıysa ya. Kader mi diyeyim, ne diyeyim artık, ne oluyor? Cansu, Kerem sana aşık. Ben buna adım gibi eminim. Ya hayatta başarılar dedi bana Ece ya. Ya çünkü kızgın ve kırgın. Ya onun yerine koysana kendini. Hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. En zor anında kaçarak gidiyor. Hiçbir şey anlatmıyor. Üstüne bir de terk ediyor. Olmaz yani o kızla bir şey, öyle diyorsun değil mi? Hala kız diyor ya. Olmaz olmaz. Merak etme. İnşallah. Gel buraya.